su altında ses, ışık ve ısı. Su altındaki her şey yüzeyde olduğundan %25 daha yakın ve %33 daha büyük görünür. Bu yüzden su altında gördüğümüz balıkların büyük ve yakın olduğunu düşünüp elimizle yakalamaya çalışırız. Fakat bunu başaramayız. Çünkü balık su altında gördüğümüzden çok daha ufak ve uzaktadır. Su altındaki bu değişikliğin temel nedeni ışığın kırılmasından kaynaklanır. Gökyüzünden gelen ışık havadan suya geçerken bir kırılma yaşar ve açısını fark edilebilir şekilde değiştirir. Bu kırılma suyun altındaki cisimlerin daha büyük ve yakın görünmesine neden olur. Su gelen ışığın bir kısmının soğurmasına neden olurken bir kısmının da yüzeye doğru yansımasını sağlar. Güneşin pozisyonuna ve ışığın geldiği açıya bağlı olarak bu yansıma ve soğurma değişkenlik gösterir. Işığın suya temasıyla birlikte ilk önce kırmızı renk kaybolmaya başlar. Daha sonra turuncu, sarı, yeşil ve mavi kaybolur. Bizim gerçekleştirdiğimiz dalışlarda sarı dikkat çeken bir renk olduğu için acil durum malzemelerimizin rengi genelde sarı renkte olur. Su altının görüntü kalitesini etkileyen çok farklı sebepler bulunur. Hava durumu, suyun hareketliliği ve akıntılar, suya çevreden karışan ekstra su kaynakları, dipteki kumun yapısı ve canlılık gibi birçok sebebi vardır. Kısıtlı görüş mesafesi su altında sizin veya dalış eşinizin ya da yön duygularınızın kaybolmasına neden olabilir. Görüş mesafesinin düşük olduğu bölgelerde dalış lideri ve eşinize daha yakın bulunmanız sizin için her zaman daha avantajlıdır. Suyun bir diğer başka etkisini sesin iletiminde görürüz. Suyun altında duyduğumuz seslerin tam olarak nereden geldiğini hiçbir zaman anlayamayız. Çünkü ses suyun içerisindeyken havadan 4 kat daha hızlı bir şekilde hareket eder. Dalış yaptığımız bölgelerde geçen bir teknenin veya çapa atan bir geminin sesinin çok yakındaymış gibi hissetmemizin temel nedeni de budur. Suyun altında sadece işaretle konuştuğumuz için dalış eşlerimizin dikkatini çekmek istediğimiz anlarda da sese başvururuz. Su aynı zamanda ısıyı da çok hızlı bir şekilde iletir. Denize girdiğimizde dışarıda olduğumuzdan çok daha hızlı bir şekilde üşüme yaşarız. Suyun ısıyı iletme hızı havadan tam 20 kat daha fazladır. Su yüzeyinde üşümezken suya girdiğimizde hızlı ısı kaybetmemizin temel nedeni budur. Dalış öncesinde suyun sıcaklığını bilmeli ve suyun iletkenliği de planlanarak dalışlarımızı gerçekleştirmeli ve kıyafetlerimizi bunu göz önünde bulundurarak seçmeliyiz. Hipoterminin en temel nedeni vücudumuzdaki ısının çok fazla bir şekilde düşmesinden kaynaklıdır. Sıcakkanlı tüm canlılarda vücut ısısının aşırı bir şekilde düşmesiyle hipotermi görülür. Hipotermi ısı kaybı ile birlikte vücudunuzun doğal ihtiyacı olan işlemleri yapamayacak seviyeye geldiğini gösteren ciddi bir durumdur. Kontrol edilemeyen veya durmayan bir titreme ile kendini gösterir. Titreme çok fazla ısı kaybettiğinizi ve bir an önce kendinizi sıcak bir alana almanızı gösteren bir uyarıdır. Vücudunuzun titremesi ısı derecesini normal bir seviyede tutmaya çalıştığının fakat tutamayacağının da bir habercisidir. Vücudunuzun ısıyı en yoğun bir şekilde kaybettiği bölge kanın beyne taşınırken geçmek zorunda olduğu boyun bölgesidir. Dalışlarımızda boyunluk, başlık, eldiven ve patik sizin ısı kaybınızı biraz olsun engelleyecektir. Giydiğiniz kıyafetin kalınlığından bağımsız bir şekilde çok fazla titrediğiniz anlarda mutlaka dalışa son vermeniz gerekir. Dalışınızı güvenli bir şekilde bitirin, kendinizi kuru, ılık bir ortama alın ve sıcak, hafif içecekler tüketin. Vücudumuz 36,5 dereceden ilk 36-35 dereceye düştüğünde metabolizmamızda ve nefes almamızda hızlanma, el ve ayaklarımızda uyuşukluk ve acı hissi başlar. 35 ve 34,5 derecelere geldiğinde metabolizmamızda ve nefes alıp verme ritmimizde yavaşlama görülür. 34-33 derecelerde kan basıncımızın düşmesiyle beraber oksijen miktarında da azalma ve bağlantılı olarak zihnimizde bulanıklık başlar. 32-30 derecelerde artık oksijen miktarı tüm vücuda daha az ulaşır ve bu da beraberinde acıya duyarsızlık, reflekslerde yavaşlama ve bilinç kaybı şeklinde kendini gösterir. 28-25 derecelerde artık nefes alıp vermek çok zordur ve damarlarımız yetersiz oksijenden dolayı kasılmaya başlar ve beraberinde ölüm görülür. Bu anlattığım süreç dalıştan bağımsız olarak her zaman karşı karşıya kalabileceğimiz bir durumdur. Hipoterminin tam tersi olan hipertermi de çok sık olmasa da kalın veya kuru kıyafetle yapılan ılık sulardaki dalışlarda denk gelebileceğimiz bir sorundur. Vücut ısınızın aşırı yükselmesiyle birlikte ortaya çıkar ve vücudunuzun 41-43 derece sıcaklığa ulaşmasıyla oluşur. Aşırı terleme, baş ağrısı, kas krampları, güçsüzlük, hızlı nefes alışverişi hipertermi'nin temel belirtileridir. İç sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkan kişiler hayati tehlikeyle karşı karşıya kalırlar. Ayağıma kramp girerse ne yapmalıyım? Kramp, bazı insanların karada bile çok sık yaşadığı kasların kasılmasıyla birlikte gerçekleşen oldukça acı veren bir rahatsızlık durumudur.
Aşırı soğuk, susuzluk, dar ve kan dolaşımını engelleyen kıyafetler, yanlış palet seçimi, su altında palet vururken çalışan kasların zayıf olması gibi durumlar su altında ayağımıza kramp girmesinin genelde temel sebebini oluşturur. Anlık oluşan bu acı verici durumun çözümü basittir. Diğer birçok dalış probleminde olduğu gibi durup sakin kalmaya çalışmak sorunun çözümünde en etkili davranıştır. Daha sonra ayağınızı dümdüz uzatıp palet ucundan yakalayarak kendinize doğru çekmeye başlayın. Eğer yanınızda bir dalış eşi bulunuyorsa durumu haberdar edin ve size yardımcı olmasını isteyin. Arkadaşınız sizin paletinizi size doğru iteleyerek ayağınızın gevşemesini sağlar. Bir yandan masaj yapıp bir yandan esneteceğiniz paletiniz ile ayağınız rahatlayacaktır. Kramp giren kasın anlık olarak dinlendirilmesi ve zorlanmaması gerekir. Ağrı ve acı geçtikten sonra ayağınızın bir süre dinlenmesi için zaman tanıyın ve daha sonra kendinizi ve kaslarınızı zorlamadan daha düşük bir tempoda ilerleyin. Geçmeyen ve tekrarlayan kramp durumlarında en akıllıca çözüm kontrollü ve yavaş bir şekilde yüzeye çıkıp dalışı sonlandırmaktır. Yüzeye geldikten sonra kendinizin ve yorgun dalgıcın pozitif yüzerlikte kalmasını sağlayın ve BC'lerinizi şişirin. Kramp giren dalgıcı sırt üstü yatırıp regülatöründen nefes almasını sağladıktan sonra ayakları ve paletleri omzumuzda kalacak şekilde dalıcıyı ileri doğru iterek tekneye veya karaya ulaşmasına yardımcı olun. Ya da sırt üstü yatan dalgıcı arkasından geçip tüpünün vanasından tutup geri geri çekerek emniyette kalmasını sağlayabilir ve tekneye ulaştırabilirsiniz.